Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim örgülerimde sıklıkla kullandığım şu lastik örgüyü anlatmak istiyorum sizlere. Tekstil tipi lastik deniyor buna. Gerçekten de çok güzel duran bir lastik modeli. Arka yüzden normal bir bir lastik görüntüsü. Ön yüzü daha düzgün, daha muntazam duruyor bakın. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. İlmeklerimizi atarak başlayalım. Yine beyaz iple lastiğimizi öreceğiz. Şimdi burada örmek istediğimiz örgünün büyüklüğü boyunca ilmeklerimizi atıyoruz. Bakın ben ilmekleri bu şekilde atıyorum. Sizler eliniz nasıl alışıksa o şekilde ilmek atabilirsiniz. Burada herhangi bir farklılık yok. Yavaş olarak göstereyim. Şimdi ben ilmeklerimi atarak hazırladım. Buraya toplam 20 tane ilmek attım. Sizler yapmak istediğiniz örgü büyüklüğü boyunca ilmekleri attıktan sonra burası örgümün ön yüzü olacak. İlk sıram olduğu için kenar ilmeğimi de örerek başladım. Bir tane ters ilmek ördüm. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters, bir ilmek düz. Ön yüzde ilk sırayı bu şekilde devam ediyoruz. En son düz ilmek örmüştüm. Bir ters ilmeğimi ördüm ve bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi bir ters bir düz olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Düz, ters, düz ilmek ördüm ve de ters ilmek ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. En son bir ters ördüm. Kenara ilmeği olan ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlk sırayı bir ters bir düz lastik örgü olarak tamamladık. Şimdi döndük örgümüzün arka yüzüne. Farklılık örgümüzün arkasında. Sıraya başlarken kenar ilmeğimi aldım. Devamında bakın bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ilmeğe geldiğimde örmeden sağ şişimi aldım. İpimi buradan atlatıyoruz bakın. Kendimizden taraf. Bir sonraki ilmeğimiz düz. Düz olan ilmeği yine düz olarak ördük. Ters ilmeğe geldiğimizde örmeden sağ şişi aldık. İpi de kendimizden taraftayken böyle geçiriyoruz. Düzleri normal düz örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden alıyoruz. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğe geldiğimde örmeden sağ şişe aldım. İpimi de diğer tarafa geçirdim. Bir düz. Ters ilmeği örmeden aldım. Bir düz. Ters ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bir düz ördüm. Bakın tersleri örmeden alıyoruz. Düz ilmekleri ise düz olarak örüyoruz. Son kez örmeden aldım ve de kenar ilmeği. Burası lastiğimizin arka tarafını oluşturuyor. Şimdi döndük tekrar örgümüzün ön yüzüne. Yine sıraya başlarken ilk kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Bakın sırada bir tane düz ilmeğim var. İpimi örgümün arkasına aldım, düz ördüm. Bir sonraki ilmeğim ters. Burası örgümüzün ön yüzü. Ön yüzdeyken tersleri ters olarak örüyoruz. Düzleri düz olarak. Burada atlama işlemi yok. Bütün ilmekleri tersleri ters, düz ilmekleri düz olacak şekilde örüyoruz. Ters ilmekleri ters ördüm, düz ilmekleri düz. Örgümüzün ön tarafını bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Lastik örgümüz oluşmaya başladı. Şimdi tekrar örgümüzün arkasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın sırada düz ilmeğim var. Bunu yine düz olarak ördüm. Ters ilmeğe geldiğimde örmeden sağ şişe aldım. Bir önceki sıramı tekrar. Düz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Tersleri örmeden sağ şişe alıyoruz.
Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeği örmeden aldım. Düz ördüm. Ters ilmeğimi aldım. Örgümüzün arkasını bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim, tamamlayalım. Düz ilmekleri örüp ters ilmekleri ise örmeden alarak. Ters ilmeği aldım. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Döndüm şimdi tekrar örgümün ön yüzüne. Bir sıra daha yapalım. Net olarak belli olsun. Kenar ilmeği. Bakın, kenar ilmeğinden sonra düz. Demek oluyor ki sıradaki ilmeği düz örüyoruz. Bir sonraki ilmeğimiz ters. Bunu ters ördüm. Bir düz, bir ters. Ön tarafta ilmeklerin hepsini örüyoruz. Gördüğünüz gibi örgünün arka yüzünde tersleri örmeden atlıyoruz. Son kenar ilmeği. Şimdi bir kez daha yapalım. Lastik örgümüz tam olarak çıksın. Nasıl yapıyorduk? Örgünün arkasında düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmeğe geldiğimizde örmeden alıyoruz. Düzleri düz örüyoruz. Tersleri ise örmeden sağ aşağı alıyoruz bu şekilde. İpi de kendimizden taraftan atlatıp sıradakini düz örüyoruz. Tersi atladım, düzü ördüm. Tersi atladım, düzü ördüm. Bu şekilde örgümün arka yüzünde sıramı tamamlıyorum. Döndüm tekrar örgümün ön yüzüne. Hemen hızlıca bu sırayı da tamamlayalım. Net olarak belli olsun. Ön yüzde ne yapıyorduk? İlmeklerin hepsine tersleri ters, düz ilmekleri düz olacak şekilde örüyoruz. Lastik örgümüz oluştu. Yapılışı oldukça kolay gördüğünüz gibi ve çok güzel kibar duruyor. Düzgün. Bakın, normalde bir lastik bu şekilde görünür ama bu lastikte çok düzgün, muntazam, sıraları düzgün olarak görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denerseniz, yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.